Şiddet gördüğü kocası için defalarca uzaklaştırma kararı aldırdı ama çocukları yüzünden her seferinde onu affetti, gönlü el vermedi. Bıçak kemiğe dayandığındaysa boşanmak istedi ancak kocası onun kadar vicdanlı değildi. Eşine karşı tasarlayarak kasten öldürmeden iyi hal indirimi olmaksızın en üst hadden ceza aldı. Bütün kadınları etkileyen bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Defalarca uzaklaştırma kararı aldırdı ama ondan kaçamadı. Yıllardır şiddet gördüğü kocası onu evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Mahkeme o cinayetle ilgili örnek bir karara imza attı. Bu mahkemenin bütün Türkiye'deki hatta bütün dünyadaki mahkemelere örnek teşkil etmesini diliyorum. Canikli yaşayan 39 yaşındaki Ayşe Canikli, 18 yıl önce hayatını Bülent Canikli ile birleştirdi. Çiftin 3 çocuğu vardı ama evlilikleri sorunluydu. Daha önce yani böyle sık kavgalar oluyordu. Ayda bir, iki ayda bir sürekli kavga halindelerdi. İddiaya göre kocası Ayşe'ye uzun süredir şiddet uyguluyordu. Bir süre sığınma evinde kalan kadın kocası için 9 defa uzaklaştırma kararı aldırdı. Çocukları için onu her defasında affetti ama kocası onun kadar vicdanlı değildi. Kapıdan çıktığımda direkt baktım, kadın böyle merdivenin direkt girişinde uzanmış bir şekildeydi. Büyük oğlu başındaydı. Kafasından vurulan ve ağır yaralanan Ayşe Canikli hastane yolunda hayatını kaybetti. Silah sesine uyandım zaten. Kapıyı açtım. Oğlu indi aşağıya. Annemi vurmuş dedi. Daha dün akşam konuştuk. Tehdit ettiğini söylemiyordu ama boşanacağım, ayrılacağım diye konuşmuştu. Kapımda kilidini değişti. Korkuyorum son gün dedi eve falan girer diye. Cinayetin ardından kaçan koca çok geçmeden yakalandı. İfadesinde eşine şiddet uygulamadığını söyledi, pişmanım dedi. Ancak mahkeme heyeti onun cezayı indirme girişimine izin vermedi. Bülent Çenikli tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Herhangi bir ihal indirimi ve haksız tahrik indirimi uygulanmaması bir nebze olsun toplumda adalet olan güvenci tazelediğini, bütün kadınları etkileyen bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Bu mahkemenin bütün Türkiye'deki hatta bütün dünyadaki mahkemelere örnek teşkil etmesini diliyorum.